Böyle bir örnek var karşımızda. Bunu çözmeden önce çift tersleme kuralını ve De Morgan kuralını şöyle bir hatırlayalım. Elimizde bir değişken varsa eğer, bunun değilinin değili alınmak istendiğinde. Şöyle düşünelim, sıfırın değili 1, onun da değili yine 0 olacaktır. Yani bir değişkenin değilinin değili kendisine eşit olacaktır. Bu ikisi birbirini götürecek. Sonuç A'ya eşit olacak. Bu çift tersleme. De Morgan teoreminde ise A artı B'nin değili. Şöyle yapıyordum. Üsttekini iki parçaya bölüp A'ya ve B'ye dağıtıp işareti de ters çeviriyordum. Yani A'nın değili çarpı B'nin değili olarak karşıya çıkıyordu. A çarpı B'nin değilinde ise yine bunu dağıtıyorum. Aradaki işareti ters çeviriyorum. A'nın değili artı B'nin değili. Tabi sadece bu yönde değil, ters yönde de bu kural aynı şekilde işliyor. Elimde A'nın değili çarpı B'nin değili var ise eğer, şunu ters çevirip bu işareti, üstteki değil işaretini uzatabiliyorum. Yani A artı B'nin değili olarak karşıma çıkıyor. Yine aynı şekilde A'nın değili artı B'nin değilini işaret çevirip değili uzatarak A çarpı B'nin değili haline dönüştürebiliyorum. Şimdi burada ilk uygulayabileceğimiz görünüşte De Morgan teoremini şuradan uygulayıp daha sonra değişkenler üzerinde dağılma özelliğini uygulamak olacak. Şuraya uyguladığım zaman De Morgan teoremini aradaki işareti artı C'nin değilini aradaki işareti çarpıdan artıya dönüştürdüm. Üstteki değili ise iki parçaya bölmem gerekiyor. Çarpı B artı C'nin değili çarpı B'nin değili. Burada dikkatimi çeken şurada bir çift tersleme olayı var. C'nin değilinin değili yine C'ye eşit olacak. Dolayısıyla böyle bir şey yazmama gerek yok. Burada şuna dikkat edeceğiz. Dağılma özelliğini kullanırken burada C, burada ise C'nin değili var. Burada B, burada ise pardon B, burada B'nin değili var. Yani bu iki çarpımdan bir sıfır gelecek veya şu çarpımdan bir sıfır gelecek. Burada şöyle bir tercih kullanmamız gerekiyor. Eğer A'nın değili artı C'yi B artı C'nin değiline dağıtırsam A'nın çarpımından 2 terim, C'nin çarpımından da yine 2 tane terim gelecek ama C ile C'nin değili sadece gidecek. Burada 3 terim artı bu 3 terimi daha sonra B ile çarpmam gerekecek. Ama eğer B'nin değilini dağıtma özelliğini kullanırsam B çarpı B'nin değilinden bir terim gidecek. Sadece B'nin değiliyle C'nin değili burada kalacak. Bu bir terim. Burada da yine bir terim. Yani toplamda iki terime indirmiş olacağım. Dolayısıyla B'nin değilini içeriye dağıtmak daha avantajlı gibi görünüyor. Bu şekilde çarpım yaparak devam edebiliriz. Burada A'nın değili artı C var. Çarpı B çarpı B'nin değili artı B'nin değili çarpı C'nin değili. Dikkat edersek buradan B çarpı B'nin değili herhangi birinden bir tanesi sıfır olacağı için kesinlikle burası sıfır olarak kalacak. Yani sonuçta A'nın değili artı C çarpı B'nin değili ve C'nin değili kalıyor. Yine aynı şekilde bunu bu iki terimi içeriye dağıtacak olursam buradan gelecek olan A'nın değili, B'nin değili, C'nin değili aradaki işlem artı bu iki terimi C ile çarptığımda B'nin değili, C'nin değili ve C. Yine bu iki terim çarpım halinde olduğu için ve ikisinden biri mutlaka 0 olacağı için C'ye 1 verirseniz değili 0, C'ye 0 verirseniz değili 1 olacağından bu iki terim kesinlikle 0 olacak. 0 ile B'nin değilini de çarparsanız burayı komple 0'a getirecektir. En son Q çıkışımız şu hali aldı. A'nın değili çarpı B'nin değili çarpı C'nin değili. Bunu da De Morgan teoremini yine tersten uygularsak eğer A'nın değili çarpı B'nin değilinde işareti ters çevirip değili birleştiriyordum. Burada da aynısını yapabilirim. A artı B artı C ve değil işaretini birleştirdiğim zaman bu ikisi aslında birbirine eşit olacak.
kapısal olarak mantıksal kapı karşılıklarını yapacak olursak A'nın değili çarpı B'nin değili çarpı C'nin değili. O zaman şöyle A, B, C gibi 3 tane girişim varsa bunların değillerini alıp çarpım halinde olduğu için V kapısında bunları birleştirmem gerekecek. Veya diyerek girişlerin kendilerini veya işlemine tabi tutup tersleme işlemi yapabilirim. Yine aynı şekilde A, B ve C girişlerini veya değil kapısından geçirdiğimde şu çıkışını elde etmiş oluyorum. İstersek girişleri inverter'dan geçirip B kapısı ile, istersek girişleri direkt uygulayıp veya değil kapısı ile aynı işi yapabiliriz.